Borsa Teknik'ten herkese merhaba efendim. Ben bugün Eren Can Umut'un yokluğunda yine konuk moderatör olarak sizlerle birlikte olacağım. Karşımızda da çok sevgili hocamız Ahmet Mergen var. Hocam nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız bakalım? Ben de iyiyim hocam. Özledim geldim. <laughs> ben dedim hocamla ben yaparım dedim. Eren dedim sen bırak ben hocama özledim dedim. Ee, hocam ben yine klasik uyarımı yapayım. Ee, hocam kalkmıyoruz. <laughs> hocam kalkmıyoruz yayında. Ee, arada gitmek serbest e, yayın arasında. Ee, saat 13.25'te e, vereceğimiz 5 dakikalık arada. Dediğim gibi hocam kalkmazsanız hocam, başka da bir Ben talebim... 23 senedir yayın yapıyorum. Kusura bakmayın artık bir kere ihtal. bir kere şey... <laughs> evet hocam tamam diyorsunuz. Bir kere söylemek yeter o kadar ihtiyarlamadım. 72 hocam, yaşındayım ama. Hocam estağfurullah yerine... <laughs> hocam maşallahınız var, estağfurullah. İyi misiniz hocam, nasıl evet. keyfiniz? İyidir vaziyet, ne var ne yok. Herkes işte sallan yuvarlan bir piyasa var. Buralarda dolaşıp duruyoruz. 8 bin civarında bir üstüne gidiyoruz. 8 bin yüzün bir altına gidiyoruz. Kararsız Kazım yani. Yukarı mı gitsin, aşağı mı gitsin? Öyle dolaşıyor ya. Evet, Trading o. dediğimiz işte klasik... 3 kuruşa, 10 kuruşa, 20 kuruşa aşağı yukarı hareketler var. Evet hocam Onlarla zaten. yani kâğıtlarda yani spekülatör veya grupların olduğu kağıtlar var. Genelde zaten çoğu spekülatör veya gruplar tarafından kontrol edilir. Orada gün içi millet işte çorba parası deriz. Çorba parasının peşinde millet. Yani al ver ver al e, Viyop var. E, orada pozisyon tutuluyor. O pozisyona göre bu tarafta hareket yapılıyor. Bu tarafta <laughs> yukarı yönde pozisyon tutulduysa işte endeksi yukarıya doğru götürecek kağıtlar var. Onların birkaçına girilir. Endeks yukarı gider. Sonra Viyop'ta Viyop'u satarsın. Viyop'u sattığın zaman bu tarafta aldığın kağıtları tekrar basarsın aşağıya. Bu sefer aşağı yönde para kazanırsın. Yani para ve hisse senedi sende olduğu sürece Kontrol sende. Burada istediğin işleri yapabilirsin gün içinde. Yani lotları, fiyatları lotları alarak, kontrol ederek fiyatları sağa sola, yukarı aşağı götürüp getirme işi gayet rahattır. Yani. Yapılır yani. Yeter ki paran olsun ve eh, biraz da yani bu işleri yapabilecek kabiliyeti olsun. Adamlar geliştirdi bu işleri yıllardır yaptıkları için. Yani gün içinde oraya buraya götürüp getiriyorlar. Yatırımcı da onların peşinde. Küçük yatırımcı ne yapsın? O da para kazanma derdinde. Heh. Üç kuruşun peşinde işte o aldığı zaman o da peşine giriyor. Yeteri kadar alıcı bulurlarsa yukarı çektikleri kağıtları tahtada kağıt da o gün yeteri kadar alıcı geldiyse tabiri caizse borsa tabiriyle çakarlar. Verirler milletin üzerinde yayım malları dökerler hisseleri. Ondan sonra aşağı doğru basarlar. İşte gördüğünüz gibi. Yani böyle bir sürü kağıt var. Tavan tavan. Sonra dönüyor. Eksi yüzde dokuz, eksi yüzde dokuz, eksi yüzde dokuz. Tamam bitti gitti. Orada parayı aldılar yatırımcıyı. Şimdi kaderiyle baş başa bırakır. Bekle Allah bekle. Uzun süre beklersin ki tekrar fiyatlar oraya gelsin. Paranı kurtarabilsin. Ondan sonra da tabi <laughs> borsada maalesef kötü bir imaj oluşuyor. Yani e, giren de zaten çok kısa vadede çok paralar kazanmak hayaliyle giriyor. Yani bisikletini işte son model arabaya döndüreceğim diye giriyor. Ama o işi yapmaya kalkan 100 kişi var. O işi yapacak olan gerçekleştiren 100 kişiden sadece 3'ü 5'i yapabilir. 10 kişi de parasını aynı tutar. Geri kalan yüzde %70-80 maalesef zarar görüyor bu işlerde. Büyük da olmak lazım ama onlar da fazla gitmiyor. Yatırımcı da onlardan bıkıyor. Ya yani bunlar hareketsiz diyor. Burada diyor paramı koyuyorum buraya ama pek fazla bir para kazanmıyorum diyor. O şekilde hikaye devam ediyor. Yani Türkiye'de enflasyon da var. O da maalesef yatırımcı ve insanların belini büktüğü için yani enflasyona e, göre işte fiyatlar bir anlamda burada kendilerini korumaya çalışıyorlar ya yani, yani, bir sene önce olan 50 lira olan kağıt e, ne yapsın bir sene geçmiş 50 lirada durmaz ki fıstık bile durmuyor 50 lirada. Bir sene sonra hop yüzde altmış, yüzde yetmiş minimum. Bu devletin verdiği işte rakam yani OECD Türkiye için TÜFE beklentisini yükseltmiş. Wow. Yani ne yapacak ki <laughs> ya herkes biliyor zaten. OECD'ye de gerek yok yani. <laughs> Çarşı pazarı gezen görür yani. Beklenti nedir ne değildir herkes biliyor. E ona göre de burada 50 lirada kalmaz ki o kağıt. Her şey yükseldiği yerde <laughs> hisse senedi piyasası mı kalacak? Biraz da ondan da dolayı fiyatlar yukarıya doğru gidiyor. İnsanlar alacak şey bulamadı. Yani herkes artık ev mev araba şu bu falan o kadar kolay alamıyor ki. Milletin parası az. E As parayla en azından elimdeki ufak parayı yani koruyabilmek amacıyla buraya geliyor. Dövizde hareket yok. Belli. İşte 30 liraya gidiyor. Sene sonunda. E altın altına gider. Çünkü altını durdurmanın Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye olarak altını durdurmanın pek fazla şeyi yok. Gücünüz yok yani. Altın dünya malı. Burada gelmiş işte 2040, 2040 dolara geldi. Daha geçenlerde 1810 dolardı. Sen yani onu tutamazsın ki. Yani o altın zaten Türk halkının genelde parasını mutlaka yatırıp yastık altında tuttuğu bir yerdir ya. Yani böyle kolay kolay da altını maalesef yani getirip de böyle piyasaya yani yaşanan hayata, yatırıma falan sokmuyor. Belli bir miktarını alıyor. Onu da trading alıyor. Yani artık altını da alıp veriyor millet. Yani onu da öğrendi. Belli zamanlarda altın fiyatı düştüğü zaman geliyor alıyor. Bugün altının gram altında daha geçenlerde 1800'ün altındaydı. Yani bu gidişle 2000'i filan yukarıya doğru gider. E basit hesap. 2040'ı al çarp şeyle 30'la. Böyle 31.1'e. E 30'la çarpıp 31'e böleceğimize bunu bir kabul etsek altının değeri şu anda herhalde 2000 lira civarında olsa gerek normal şartlarda. Ama ben sizin için de hesabı yapayım. Ne olacak? Yani geçersin buraya. Alırsın şeyi hesap makinesini, telefonun var zaten. Ne etti? 2040. Evet, çarpı. Kaç lira dolar? 30 mu? 29 diyelim. Eşittir. 59, 160. Böl. 31.1'e. 1900 liraya geldi bile. Buyurun. 2000'in üstüne gider. 30 lira oldu mu? Yani oraya gidiyor. E burada da tabii endeks Endeks bir yere gitmedi. Endeks hala 280 doları aşmaya çalışıyor. Bu endeks 10, 10 sene önce 500 dolardı. Ama dolar da o zaman 10 sene önce 1,5 liraydı. Dolar olmuş 20 katı, 30'a gelmiş 1,5 liradan. Endeks de bu kadar. Kendini bu kadar koruyabilmiş yani. 280 dolardı. TL olarak baktığımızda işte 8084 vardı direnç olarak. Orayı geçer gibi yaptı. Biraz alım geldi. Biraz da bankaların bankalara gelen alımlarla 8149'a kadar geldi. Ama e, yukarı tarafta da kilitlenen bir insanlar topluluğu var. Yani hisseler takılı kaldı. 8400-500 bölgesi orada alım yapıp satamayan, maliyetleri oluşan bir sürü insan var. Şimdi oraya doğru fiyat yaklaştıkça endeks olarak, e oradaki insanlar kıpır kıpır. Ya vereyim kurtulayım falan diyor, burası karışık diyor. E ortam da şimdi giderek belediye seçimlerine doğru geliyor. Türkiye'deki partilere bakıyorsunuz. Belediye seçimlerinde kim kimden? Yani ortak gene ittifaklar kurulacak mı? İşte bir tarafta AKP, MHP, öteki tarafta CHP, efendim İyi Parti ve başka partiler. Son Cumhurbaşkanlığı seçimi bu şekildeydi. Sonra ayrılındı. AKP, MHP bir arada şu anda görünüş olarak. Öteki tarafta herkes kendim, ben kendim girerim falan filan diyor. E, i̇ş ortamı daha ziyade dış piyasalarda Türkiye'de belediye seçimlerini bir görmek istiyor. Oraya doğru giden bir beklenti var. Orada ne olur ne biter. Belediyeden belediyelerle ilgili değil adamların işi. Belediye seçimlerine giderken Türkiye bu ekonomik programı yeni sunduğu ekonomik programı devam ettirip ettirmeyecek mi? Esas mesele bu. Eğer ettirirse <laughs> o zaman uzun vadeli olarak buraya para girebilir. Dışarıdaki yatırımcı kütlesi, fonlar buna bakıyor. Yani bizim anladığımız tarzda bir ekonomik programa devam edecek misiniz diye bakıyor. Onların kullandığı ulus yani bir sürü işte dünyada çoğu kurumun, çoğu fonun alışık olduğu bir yöntem, bir ekonomik model. Bu modele uygun bir şekilde ekonomiyi tekrar sürdürecek misiniz bizim anladığımız şekilde yoksa tekrar kendi bildiğiniz daha evvel denediğiniz ekonomik modele geri mi döneceksiniz? Daha evvel denenen ekonomik model belli bir yere kadar gitti ama görüntü itibariyle maalesef çok da iyi bir yere gelmedi. Gelmedi ki yeni bir ekonomik modele geçtik. Durup dururken niye geçelim ki yeni ekonomik modele? Başarılı olamadı beklendiği kadar. Şimdi buna bakılıyor. Bakalım ne olacak? 2024'ün ortalarına kadar bu sürdürülecek. Sonuçlar yavaş yavaş olumlu olursa ekonomik modelin getirdiği sağda solda etkiler olumlu sonuçlar verirse olumlu datalar toplanırsa piyasadan o zaman dışarıdan da He, tamam. Rotaya girdi. Tren rayların üzerinde. Vagonları koyduk tekrar rayların üzerine. Trene biraz gaz vermek lazım. Güç vermek lazım lokomotife. Rayların üzerinde vagonları çekebilsin. Piyasa buna bakıyor. Şimdi oralardan yukarı doğru hareket olur mu? Olur. Yani çok da zor bir iş değil. Ama 82450 500'e doğru gelindiği takdirde satıcı daha güçlü bir şekilde gelir kardeşim. Aşağı tarafta da 7400'e doğru gelindiğinde alıcı beliriyor. Bu enflasyonist ortamda bu endeks çok da fazla aşağıya gelmemeli diye düşünüyor. Ama yani ortam çok daha kötüye gidecek diye bir algı oluşursa, bir kanı oluşursa o zaman 7400 de kalmaz. 6200'lere doğru gider. Ama şu anda oradan tepiyor. Haftalık grafiği verirsek haftalık grafikte evet. de 7435 civarında haftalığa son geçelim. Hafta, yani son 5 ayın ortalaması var. Son 5 ayın maliyeti var. Ortalama maliyet. Yani alıcı ile satıcı arasında kurulan denge var. Nerede? 7000 e, 7535'te oraya kadar kırmızı renkli eğri oraya kadar fiyatlar tırmandı kardeşim. Yani bunun üstünde kalıyor. Bunun üstünde kaldığı sürece hala nefes alabilir. Boğulma, suyun altına gitme 7535'in altı. Onun altına giderse 7400'i dener. Altına giderse aşağıdaki yeşil renkli noktalı bir eğri var. Bu da 50 haftalık ortalama. <laughs> yani 50 hafta dediğimiz olay bir sene yaklaşık. Son bir senenin maliyeti 6500'e yaklaşıyor. Aldılar, verdiler, verdiler. Her gün bir boğuşma yaşanıyor alıcı ile satıcı arasında. Bunun ortalaması son bir senenin 6500'de. Yukarı tarafta da 7535. Onun üstünde kaldığı sürece bence önümüzdeki haftalarda da yukarı taraf 8500 450 8450 500 civarı olabilir. Aşağı tarafta önce 7500 orası kırılırsa e eh, işte 7350 400. Bu yatay bir şekilde sağa doğru gider ama gün içinde bir sürü hisselerde yatay hareketi olmayabilir. Gün içinde aşağı gidenler oluyor, arka arkaya iki üç gün, yukarı gidenler oluyor, yüzde on, yüzde on yukarı doğru kağıtları çekiyorlar. Bunlar yaşanıyor. Yani aksiyon var gün içinde. Yeter ki iyi kağıdı yakalayabilesin veya iyi haber alabilesin. Kim nereye giriyor, kim hangi kağıdı nereye götürecek. Bir de böyle bir iş var işte. Yani yalnız hisse senedi takip etmiyor vatandaş. Spekülatör takip ediyor bir anlamda. Teknik olarak bakıldığında 8500'den 7300'e kadar olan düşüşün geri alma seviyeleri var. En önemlilerinden bir tanesi %61.8 1 bölü 1.618 e eşittir bu oran olarak. E bu oran fiyatı 8149'a gelirken yakaladı. Şimdi orada boğuşma var satıcı gelir. Yani bir Fibonacci oranı olarak %61.8 oranında geriye sardığı zaman düşüşü o düşüşün zararının %61.8'ini geri aldı yasa orada mücadele olur. Orası geçilirse bu sefer %78.6'da boğuşma yaşanır. Etap etaptır bu iş. Kademe kademe çeşitli seviyelerde Fibonacci oranlarına uygun olarak hareket eden yatırımcıların satışları gelir. Onlardan bir tanesi de şimdi alıcılar boğuşuyor. Alıcıların bu satıcıları yenebilmesi için geleceğe dönük olan beklentilerinin olumlu olması lazım. İnsanlar olumlu düşündüğü yere para sokar. Ya yani yukarı doğru gideceğine inanmayan bir şeye niye parayla alsın ki? Yatırımcı niye alır? Bir şeyi alır beklentisi nedir? İlerleyen zaman içinde diğer alternatiflere göre, diğer seçeneklere göre en fazla burada para kazanırım diye bir beklentisi var. Ama bu gerçekleşir mi? O ayrı mesele. Kimisi antika alır. Kimisi altına gider. Kimisi dövize gider. Kimisi araba alır, kimisi ev satar, alır. Yani burada da beklenti olarak ya bu kağıtlar bu kadar düştü buraya kadar teptiler, buraya kadar tepki çıkışı yaşandı. Ama buradan sonra 10 bine gider, 12 bine gider diye beklentisi varsa buraya alıcı olarak gelir. Bu seviyeden bile gelir. Yeter ki o beklenti olsun. Beklenti içinde ekonomiye bakıyor. Ki burada bu fiyatları etkileyecek, şirketleri etkileyecek konu insanların nesi? Alım gücü. Bunların ürettiği malları alabilmek insanların o gücü var mı yok mu? Onu değerlendirir. İleriye dönük olarak işler daha iyi gidecekse gelir burada hisse alır. Çünkü fiyatların yükselme beklentisi içine giren insanlar. Bu fiyatlar burada durmazlar. Daha da yükselecekler. Ama başka tarafta daha fazla, buradan daha fazla yükselecek bir şey varsa oraya kaçar. Şimdi faiz var. Altın mı faiz mi? faiz yüzde elliye gelirse o zaman hesabı nasıl yapacaksın? Bakkal hesabı. Çok büyük hesaba gerek yok. Bir sene içinde buradan altın alsan bir sene içinde altın yüzde elli yukarıya gider mi? Yani dolar aynı seviyede kalsa bir sene içinde bin dolar olan altın 3000 dolara gider mi? oraya o parayı sokacağıma onun dolar hesabında yaparsın. Dolar da bir sene içinde yüzde elli değer kazanır mı? Yani 30 lira olan dolar kırk e gider mi? Gelecek senenin sonunda. Buna bakarsın. Hem dolar hem altın yüzde elli yukarı gider mi? Gram altının Değerlenmesi dolar TL ve aynı zamanda on altına bağlı. Aldığın gram altın 150 değer kazanır mı? Kazanmazsa faiz de 150 kazanır diye. şey para. Yani o kesin faiz alacak. Orada fazla büyük bir risk yok. Onun değerlendirmesini yok ya oraya gider ya altın alır. Neyse yani. Alternatifleri değerlendir ama bizim borsa oyuncuları ve bizim bu borsamızda alışveriş yapan kişiler yıllardır öyle faize maize bakmaz. Çok tehlike olduğu zaman faiz yerine dövize gider. Yani elindeki parayı Değerlendirebilmek için, koruyabilmek için belli bir kazançtan sonra dolara gider yani. Ama şimdi dolara gidecek pozisyon var mı? Dolar pek fazla gitmiyor. Burada hala potansiyel var yukarı yönde. Ama işte dediğim gibi önümüzde seçim olmasa işler daha rahat olabilir. Ama şimdi bir seçim var, iki buçuk ay sonra, üç ay sonra Mart'a doğru seçim var. E onun için de böyle bir beklenti var. Yani ne oluyor ne bitiyor insanlar bir bekle gör şeyine girmiş olabilir her moduna. Uzun vadeli bakarsanız dolar bazındaki grafiklere oraya bakalım. E dolar bazındaki grafiklerde yani endeks 283 doları aşmaya çalışıyor. Şu anda geldiği yer kırmızı ve yeşil renkli ortalamaların birbirini neredeyse yukarı yönde keseceği gibi bir hal var 280 dolarda orada boğuşuyor evet. yukarı tarafta 311 ve 313 iki tane tepe oluştu aşağı tarafta 283'te şey var dip var son düşüşte 283'ün altına çakıldı oradan geldi 257'ye bayağı indik yani o şey. Burada 300 dolardan 257'ye inmek epey tahribat yapıyor. Bakmayın 50 dolar indik falan zannediliyor ama öyle olmuyor. Bayağı iniyor aşağıya. Şimdi tırmanma çabası var. 280 dolar civarındayız. Burada biraz işte bankaların yetişmesi lazım imdada. Çünkü bankalar gitmedi. Banka endeksi 250 dolarda dolaşıyor. Banka endeksinin bana göre 500 dolar olması lazım. Yani burası kadar tepki verse endeks kadar 500 dolara gitmiş olması lazımdı. Hala 250 dolardı. Ve onun içinde pek fazla aşağı inemiyor. Konuşulan hikaye buradaki sıkıntı şey enflasyon bazında işte muhasebeye geçilecek mi bilmem ne mi yok bunlar. Kağıtların karlılıkları üzerinde çok fazla etki yapar şu bu. Bakalım göreceğiz. Ama bana göre mutlaka bankaların zarar etmemesi için yani tebliğler, kanunlar, şunlar, bunlar çıkarılır diye düşünüyorum fikir olarak. 283 doların üzerine çıkarsa ortalık biraz daha rahatlar. Ama tekrar 270 altına filan sarkarsa bu iş uzar ve işler biraz daha karışır. Yani toparlanma süreci uzar. Eğer 250'nin altına gidip de 200 dolara doğru yol alırsa o zaman geçmiş olsun. En azından nereden baksan iki sene daha hiçbir şey hayır etmez. Borsada pek fazla bir şey olmaz. Aşağıya doğru giderse 250 doların altına işler karışır. Yani borsa açısından yatırımcı bence zarara girmeye başlar okkalı bir şekilde. Evet geçelim bir sonraki grafiğe. Hocam araya gidiyoruz Nasıl? şimdi. Ee, Öyle mi? Evet Aa, ara, ara geldi iyi. hocam. 5 dakika Bak. sonra birlikteyiz. <laughs> Hadi bakalım Efendim kısa bir ara birazdan saat bir buçukta yeniden birlikteyiz. Efendim Borsa Tekniği'ye devam ediyoruz ve sevgili hocamız Ahmet Mergen'le sohbetimize de devam ediyoruz. Hocam şimdi sırada 10'sa altın var. Evet bahsettik altından hadi bakalım bir de grafiğe bakalım. Bütün dünya piyasalarında neler oluyor neler bitiyor. İyi çıktı ama. Evet hocam. Yani i̇yi para bıraktı son zamanlarda. Öyle pek gitmiyor mitmiyor yok aşağı düşer müşer filan sesler arasında. Yani 1810 dolar oraya çakıldı. Ama daha sonra işte yani Fed'in sert politikaları, para politikalarından uzaklaşacağına dair bir beklenti oluşuyor. Bu aynı zamanda yalnız altın değil. Yani endeksleri de etkiliyor. Endeksler de yukarı gitti. Fed'in sert politikası güçlü dolar politikası, faizlerin yükselmesi falan filan 117'ye kadar devam etti dolar endeksinde. Ama bu 2022'nin Ekim'inde bitti. Doların oradaki değer kazancı 2022 senesinin Ekim aylarında yaklaşık işte bir sene önce sona erdi. O gün bugündür endeksler yukarıya, altın yukarıya. Altın bir ara 2065'e kadar gitti. Yani klasik işte daha önce şeyle gitti pandemiyle sonra Ukrayna savaşı. Bugünlerde gene işte rahat durmuyor ki Orta Doğu. Orta Doğu'da devamlı bir tencere kaynıyor yani. Fokur 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 devamlı burası şey halinde magma gibi bir yer yani. Devamlı lav, lav, lavlar var yani devamlı gürültü patırtının olduğu bir yer yani alan olarak. E, o da hem altına bahane oldu yukarıya gidişe. E altın zaten kolay kolay bulunan bir maden değil yani bir element değil. E bakıldığında 1810'dan roket ama 1985 civarında sıkıntı oluşabilirdi. Orayı geçti 2009'a kadar gitti. Sonra bir sert satış Altın gider galiba diye hurra dalarsa millet. Bu sefer onları tokatlıyorlar. Pataküte bir dövüyorlar. Oradan 1930'a, 29'a durmadı bile. 50 günlük ortalamadan yukarı fırladı. Yani bana göre biraz daha 1930, işte 2000, 1985-2000 bu aralıkta biraz daha geçse daha iyi olurdu. Yani yerleşirdi en azından. Alıcı ile satıcı arasında bir değiş tokuş olurdu. Pek fazla olmadı. Yani 1929'dan gene roket gibi 2009'daki tepeyi yokladı. Orada bir durulur gibi oldu. 2018 falan ama şu anda 2045 yukarıya doğru tırmanıyor. Sol tarafta ne var? E sol tarafta 2065-2070 dolar var. Biz bizim dediğimiz anlamda çanak yani bir yarım daire tamamlanıyor. Yalnız düşüş yani 2065'ten 1810'a kadar olan düşüşe bakın. Ne kadar uzun sürdü? Sağ tarafta 1810'dan sonra tekrar 2065'e doğru yol alan bu çıkışa bakın. Ne kadar kısa. <laughs> Genelde tam simetrik olmasa bile bu orta çizgiye göre sol tarafla sağ tarafın zaman olarak yani birbirine eşit gibi olur. Tam eşit olmaz. Hayatta öyle bir şey zaten mümkünatı yok da ancak çizerseniz olur. Ama gerçek hayatta gene de sağ tarafın biraz daha uzayarak daha kısa daha uzun sürede 2065'e gitmesi beklenirdi. Olmadı. 2009-1929 arasındaki puan farkı, fiyat farkı 70 dolar. Yok 30 olsa 70, 80 dolar. E 2010'un üzerine 80'i koyarsan... ...2090, 2100. Hedef sanki orası gibi. Ama arada bir tek 2070 dolar civarında... ...bir tepe bekliyor. Satıcıların kümeleneceği bir yer. Bakalım orası geçilecek mi? Oraya doğru hücum var. Fiyat oraya doğru gidiyor. E, bugünlerde olmasa bile bir geri çekilme olsa bile 2010-2020'ye doğru sonra bir kere daha deneyecektir. Büyük çanağın katlanması önümüzdeki aylarda hedef olarak yani 2050-1800 deseniz 150 dolar koy üzerine 2300 dolar. Yani sen şimdi düşün altın 2300 dolara giderse gram altın 1900-2000'lerde mi kalır? Yok alır başını gider. Dolar 31 lira olsun. Formüle bakalım. 2300 dolar. on altın çarpı 31 dolar. TL 1 dolar 31 lira. 31 ile çarpalım. Aşağıda da 1 ons ağırlık olarak 31.1 gram. Doları mahsus 31 yaptım. Ki aşağı taraftaki ile birebir olsun diye. 31 TL bölü 31.1 gram birbirini götürsün. Gram altının fiyatı 2300 TL olur. Dolar 2300 şey ons altın 2300'e giderse 2024-25'e doğru belli olmaz. Fed'in politikalarına bağlı. Fed bir de üzerine şimdi faiz artışlarını durdurdu. Pas geçecek bir daha pas geçer. Bakar etrafa. Enflasyon uçmuyorsa, kaçmıyorsa faiz artışına gitmez, gitmez diye beklenti oluşur. öyle olunca da dolardan kaçan para, faizden kaçan para, hatta faiz indirimine giderse daha da tetikler işleri yukarı yönde. Bu sefer para endekslere altındı, gümüştü, kıymetli madenlere doğru kayar öyle olunca işte burada da gram altın mecburen yukarı gidiyor. Ons altına bağlı olarak. Bakalım. Şu anda tren yukarı döndü. 18 lira e doğru gelirken bu 1750'ye iner. 1600 680 oralara iner beklentisi oluşur. Genelde de herkesin beklendiği, beklediği yerlere fiyatlar gitmez. Herkes bir fikirde yani belli bir Seviyede hem fikir olursa bu buraya kesin gider diye anlayın ki oraya gitmeyecek piyasalar böyledir yani öyle herkesi tatmin etmez piyasalarda herkesin gördüğü şey olmaz masus belki gösteriyorlar ki herkes ona inansın diye evet buradan kalkıp gümüşe gidersek evet, kardeşine gümüşe geçelim. Burada da büyük bir çanak tamamlanmaya gidiyor. teçanağın tepesi 26 dolar. Aşağı taraf 20 20.69, 20.5 diyelim. Yukarı taraf 26, aşağı taraf 20.5. E aşağı bu büyük çanağın kalınlığı 5.5 dolar. Fark 5.5 dolar. İlerleyen aylarda 26'nın üstüne 5.5 koyarsan 31.5'a gider. Ama öyle kolay değil. Şimdi burada bir 26'ya doğru gidiyor. Evet Bakalım orada ne olacak? 26 doların üzerinde 28 var, 30 dolar var. Tepeler var orada. Geçmişte oralardan fiyatlar aşağı dönmüştü. Oralarda yeter çıkış dediler, satışa geçtiler. Bakalım tekrar geçecekler mi? Ama şu andaki görüntü 23.70 falan geçildi. 25'i zorluyor. 25.15, 25.17 iki tane tepe var. Bugün 25.10'u da gördü. Hatta şu anda kaç bakayım? 24.91'de biraz gerilemiş 11 sent. Ama 25 onu gördü. Oralarda şimdi satıcı geliyor. Niyeti bunun belki biraz geri çekilse bile niyeti bunun 26'nın üzerine doğru bir hamle yapmak. Altın 2070'e doğru giderken bu da 26'yı yoklama niyetinde bulunabilir. Öyle bir niyete sahip olabilir. Bakalım 26 geçilecek mi? Aşağı tarafta artık destek alıcının gelebileceği 23.5 filan. Oralarda da alıcı gelir. Bu uzun süredir bir bant içinde gidiyor geliyor. Bandın önemli yeri aşağı tarafta 21 dolar. 21 dolar civarında son 4 senenin 50 ayın ortalama fiyatı var. Yani geçmiş 4 senede fiyat ortalama 21 dolar civarında maliyetlenen yatırımcılarla dolu. Alan satan insanlar bunların ortalamasının maliyeti yani ortalaması veya maliyeti 21 dolar civarında. Buraya geldiği zaman tekrar alımlar yapabiliyor. Yukarı tarafta da hikaye 26 dolarda bu bant içinde gidiyor geliyor. Bir 28'i gördü iki defa ama durmadı yani. 30'u hiç durmadı. Çok kısa sürede gördü. İndi aşağıya. Bu 5 dolarlık bant içinde fiyatlar gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Ama bu ila nihaye sonsuza kadar böyle olmayacak. Bir yerde 26 dolar veya 21 dolar kırılacak. Enflasyonist ortamlarda yukarı doğru kırılır. Gümüş aynı zamanda yani endüstriyel bir madde. En büyük iletken. En büyük antivirüs ilacı zaten. Bunun üstünde, gümüşün üstünde virüs yaşamaz. Onun için de çanak, çömlek, tabak, kaşıklar, çatallar bunlar hep gümüşten yapılır geçmişte. Ne yapsın? Otoklava sokacak hali yok devamlı. Ama onun üzerinde virüsün yaşamadığını biliyor insanlar. Öğrenmişler onu. Yani onun için birçok şey, mutfak eşyasında çatallar, bıçaklar falan gümüş gibi madenden yani gümüşten yapılır. Yani tabii parası olan için. Yoksa millet artık eliyle de yiyor. Ne yapsın ya? Yani? Evet, buradan geçelim. Burada da yukarı yönde bir beklentim var. 26 dolara kadar. Hı hı. Hocam, o zaman e, altın Yunus Çeşme Turistik tesislere evet. mi geçiyoruz? Tamam hocam. Yani şimdi altın Yunus Çeşme pek fazla lotu olmayan, alışverişin pek fazla olmadığı bir yer. Bunları gösteriyoruz ki fiyatlar nereden nereye gelmiş. Ama gösterdiğimiz her kağıdı tavsiye eder gibi bir halimiz yok. Kimse de yanlış anlamasın. Yani buralarda böyle büyük lotlarla iş yapılmaz. Kağıtları da iyi bilmek lazım. Yani kademelerde çok fazla işlemlerin olmadığı yere girip yani filin züccaciye dükkanına girmesi gibi tangur tungur paldır küldür hisse senedi alınmaz. Alınırsa yıkarlar üzerine malları. E i̇yi gelmiş 65 liradan kalkmış 610 dolar liraya. Neredeyse 10'a katlamış. Bunun geri çekilme seviyesi yani bakıldığında zaten 610'dan %38.2 geri çekilmiş 391'e. E 400 desek %40'ı çıkışın geri verilmiş. Şimdi gene tırmanıyor 610'a doğru. Yani burada ya yıllardır lotlar az olduğu için belli bir parayla lotları toparlayıp kontrol edebilme imkanı var kardeş. Evet, o tip kağıtlardan. Trende bakarsan yukarı gidiyor. Ama ...burada diye bütün insanlar gelir de girerse bir çaktı mı aşağıda gidebilir. Yani yukarı doğru giden bir fiyat var. Daha da yukarı gider mi? ...isterlerse götürürler. Yani bunu, bu, burada bu tip kağıtlarda böyle tahminde bulunmak çok zor. Çünkü spekülatör veya grubun günün herhangi bir anında oraya gelen satıcı kütlesini, alıcı kütlesini beğenip beğenmediğini ben bilemem. Ama yüklü miktarda bir alıcı gelip de o buldum alıcıyı bir patlatırsa, patlatırlarsa veya ondan sonra aşağı çok rahat çekerler, yatırımcı zarar eder. Malı toplarlar, tekrar yukarı götürürler. Bu tip kağıtlarda bu işler çok kolay yapılır. Onun için yatırımcı bu tip yerlere girerken lotların az olduğu yerlere, likiditenin fazla olmadığı yerlerde alım falan yaparken çok da abartmamalı. Büyük miktarda lotlarla girmemekte yarar vardır. Ama isteyen girer, isteyen çıkar. Onu ben bilemem. Yani herkesin parası kendine. Herkesin gördüğü risk kendine. O kadar da her şeye karışamayız. Evet geçelim. Evet buradan hocam önemli Aselsan. Geçtiğimiz evet, haftanın yani, en çok kazandıran kağıdıydı. Yani 6-7 gün arka arkaya neredeyse beyaz mumlarla gitti. Şeyden koptu. 44,5'u patlattı yukarıya. Oradan geldi %10'a yakın para bıraktı. onun %10'un üzerinde para bıraktı 45'in üstünde. Ama kağıt 40 liradan 50 liraya geldiğine göre... %25'e yakın para. Şimdi burada biraz boğuşuyor. E, piyasa boğuşuyor. Piyasada da bir halt yok ki. Evet Bu hocam bakıyorum endeks... şimdi neredeyse bütün endeksler eksi de bugün. Yani bütün herkes 52 payı, eksi 52'ye gitti. Artıdaydı bir ara. Evet. Bankalar eksideydi. Bu şimdi aşağı döndü. Bankalar olduğu yerde duruyor. Eksi 14. O zaten oradaydı bankalar. Ama diğer kağıtlarda bir sıkıntı oluştu galiba. Hocam, geliyoruz hocam, Bakıyorum Endeksi. önümde neredeyse bütün endeksler eksi. Değil mi? Her evet. tarafı kızarttık yani. Kıpkırmızı oldu. Belli kağıtlarda maviler var veya yeşiller var. Ama bir anda kızardı her taraf. Yine bir huylandı millet. Bir yerde bir şey bir şey mi oldu? Ne oldu? Yine dellendi millet. <laughs> Satışlar. Hayırlısı işte burada boğuşuyoruz yani böyle gün içinde. Yani buradan hani bir takım kağıtlara baktığın zaman bakıyorsun böyle piyasa. Ya buradan diyorsun bugün de bir cacık olmaz yani. Burada yukarı aşağı sallan götür getir ama boşa vakit kaybı. O tip bir halen inşallah daha da kötüye gitmez. Ama 7800'lerden geldi. 8000 şimdi 40'da. 8084'ü geçmişti. Boğuşma devam ediyor burada. Aselsan savunma sektöründe işte şey var tüm Osan var. Yani burada başka kağıtların da gelmesi bekleniyor bence. Yani piyasaya başka şirketlerde halka arz edilmeli. İnsanlar bekliyor. Bilhassa bu İHA'lar, SİHA'lar efendim Roketsanlar, Havelsanlar şunlar bunlar. E o Gelirse insanlar oralarda hisse senedi alır diye düşünüyorum. Aselsan tek kaldı böyle. Onu da zaman zaman götürüp getiriyorlar. Hedeflerden bir tanesi 45 lira civarındaydı. Fibonacci hedefi olarak bakıldığında ama bunun üstünde şimdi orası aşıldığı için orta vade hedef 60 lira gibi gözüküyor. Tepe olarak. E çanağa bakarsan 20 35 15 lira. Bu katladı 15 lira. Etti sana 50. Geldi mi? Geldi. Çanağı katladı. Şimdi hedefi 60 lira civarı. Ama buna biraz zaman lazım. Hele bir dinlensin yani. 40 liradan 50'ye koştu. İşte non-stop. Yani iyi gaz verdi kendine. Şimdi biraz sağ tarafa alıp çay kahve içebilir. Geçelim. Geçelim mi hocam? Akın tekstil. Ee, Ha işte bir başka kağıt daha. Kağıdı güzel uçurmuşlar. 40 liradan 133'e. Vay vay. Rocket, dimdik. Ondan sonra paldır küldür paldır küldür aşağıya. Yani tam bir işte testere bu. Yani inişli çıkışlı. Testere de böyle kesici yeri öyledir ya testerenin. Böyle zigzaklıdır. V'ler şeklinde. Bu da V'ler şeklinde arka arkaya. Dipler daha aşağı daha aşağı 61'e kadar gelmiş. Seçim sonrası 61'den hadi bir gaz. E, her şey gitti. 2'ye e, katlamış. 61'den 2'ye katlasa 122, 126'yı görmüş. Bakıldığında %78.6 civarı orada da dertlenmiş. Şimdi gene aşağıya doğru vermişler. Bu sefer 75'e. Yani Burada hızlı gidiyor kağıt yukarıya. Ama yatırımcı bir yerde kaçmalı. Ver ver kurtul kardeşim. Nedir yani? Nereye gidecek yani? Kısa sürede, iki ayda kağıt yüzde yüz yapıyor. İyi para. Senden önce sen vermezsen başkası veriyor. E düşüşler? Vallahi düşüşler yani iki aşağı bir yukarı gibi mehter takımının geri geri yürüyüşü gibi ama e, tarif ediyor. 125'ten 75'e gelince az para değil ki. 1000 not alsan 125 bin lira bir anda 75 bin liraya iniyor. 50 bin lira uçuyor gidiyor kapıdan. Bunlar para. Ne parası hocam ya zaten 1000 dolar 30 bin lira para ediyor. Ha öyle bakarsan o zaman da bir şey değil. 1600-1700 doların gitmiş. Kazanca bağlı. Kimine göre 1000 dolar vızıltı. Başka insanlara göre değil. 8 milyon yatırımcının büyük bir kısmının parası 50 bin liranın altındaymış. Evet hocam. Yüzde 70'i zannedersem yüzde 70 olması lazım. Heh. 50 bin lira dediğin ne ki? 30 lira olsa dolar 1600 dolar. 1600 dolar da 8 milyon. Yüzde 70 desek 7 kere 8, 56. Demek ki 5,5 milyon insanın Türkiye'de hesabı olan 5,5 milyon insanın hesabındaki para 1.600 dolar. Hayalasın ya, hale bak. Yani insanlar 5,5 milyon insan 1.600 dolardan daha fazla parayı hisse senedi piyasasına koyamıyor. Hazin bir durum ya. Oturup ağlamak lazım. Yani. Ondan sonra. Yani bir takım karşılaştırmalar falan yapıyoruz. Biz şöyleyiz, böyleyiz. Cak, Belli konularda karşılaştırma yapmana gerek yok kardeşim. Çok çalışman lazım. Sadece bunu biliyorum. Yani bir takım yerlerle atışıp boğuşabilmek için çok çalışman lazım. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü kaç? 850 milyar dolar mı? Hadi öyle diyelim. 9 milyar dolar diyeyim. ya yani dört tane beş tane şirket var şirket devlet değil yani ama devletten beter baktığın zaman şirket var ya beş tane dünyada. hepsinin değeri bir trilyon doların üstünde bizim Türkiye ekonomisinden daha büyük hale bak yani 85 milyon insanı yarattığı ekonomik büyüklük 9 milyar dolar bir tane şirketin değeri bir trilyon dolar üzerinde. İsimleri zaten herkes biliyor. İşte Apple, Google, Alphabet, Microsoft yani falan filan. Yani boğuştuğun onun için buralara gelmek lazım. Evet. evet. Bu Hı. kağıt da Bu gidip gelebilen bir kağıt. Yani yatırımcı kendini ona göre ayarlayabilmeli. İyi para da kazanabilir ama satabilirse daha yukarı gidecek, daha yukarı gidecek diye belli yerlerde kar almayı bırakıyor yatırımcı. Bu sefer zarara gidiyor. Zaten zarar ettiği sürece o süreyi çıkışta tutabilse kağıdı zengin olacak. Biz düşüşte tutuyoruz kağıdı. Çıkışta değil. Çıkışta hemen çıkıyoruz. Bazen rally'nin başında çıkıyoruz. Bazen de çok para bekliyoruz. Düşüşün içinde kalıyoruz. Halbuki yön değişmiş oluyor çoktan. Evet geçelim. Hocam aslında süremiz doldu. İki, iki dakikamız var. İster öyle misiniz bir... Anadolu Hayat günlük grafiğine? Hayat emekliliğine? Bakalım işte öyle. Anadolu Hayat'ta muhteşem bir çıkış. Sigorta şirketleri bayağı iyi gitti. Son zamanlarda biraz kel satışı geliyor. Evet geçen e haftanın, haftanın en çok kazandıranıydı galiba sigorta değil mi hocam endekste? Değil Öyle ya yani falan filan hepsi gitti. Evet. Sigortacı. Hele bir Anadolu Sigorta var. O da müthiş uçmuş. Ama bugün e, birkaç evet. gündür düşüyor. Bugün de %3 düşüş var. E, sigortada e 2.94. Evet. Yani. yani 14 liradan 55 liraya gelmiş. Yani 3 le, 4 ile çarpsan ne eder? 56 eder. 4 katı olmuş. 4 ayda fiyat 4 katı Anadolu hayatı. verirler yani. Gerçi burası kontrollü bir yerdir. 25 senedir Böyle verir, verir, verir sonra toparlar. 2024'e girersin, 55 lirayı da geçirir. Oranın sahibi var, kağıtları kontrol ediyorlar. Geçelim. E bitti galiba. Yarın görüşmek üzere. Evet hocam üzere. bitti. Hadi, ot, ot, ot. Size kolay gelsin. Hocam çok <laughs> teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bakalım Eren bir daha ne zaman olmayacak? Bir daha ne zaman görüşeceğiz hocam? Kendinize iyi bakın. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Hadi hocam Hadi görüşürüz. Bakalım. Efendim borsa tekniği burada noktalıyoruz ve birazdan paratonerde Serdar Pazı sizlerle olacak.